Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin eşrefil halqi ve seyyidil murselin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Külle mehtelefel melevan ve teâkabel asaran ve kerrerel cedidan ve istekbelel fergadan. Ve belleg ruhahu ve ervaha ehli beytihi ve ashabihi ve ahbabihi ve etbaihi. Minnet tahiyyete ve selam. Bismillahirrahmanirrahim. Fela yagurrannekumul hayatet dünya ve la yagurrannekum billahil garur. Sadakallahul azim. Ve belleğana Resulühün Nebiyyül Kerim. Değerli kardeşlerim, iki hafta dünya ile diyalogumuzun usul ve erkanına dair biraz konuştuk. Çok konuşulması lazım gelen bir mesele. Dünya ahiretin ziraat tarlasıdır. Ne ekersek o biçeceğiz ama gönlümüzü almayacağız. Hulasası bu. Öyle diyoruz ama şimdi Hazreti Pir şöyle bir bahis açmış sohbetinin o noktasında. Yahut şöyle diyelim, en son sohbetimiz Hazreti Mevlana Mesnevisinde demiş ki dünya bir çarşıdır. Geçen hafta söyledik. Senin vücudun da o çarşıda bir dükkandır. Bu dükkanı sana belli zaman, zamanını da belli etmeden, ne zaman biteceği belli değil, kiraya verdiler. Kiraya verdiler ama tembih de ettiler. Dediler ki bak, bir an evvel çalış bu dükkanın içerisinde iki dünyadan kıymetli hazineler var. Onları çıkar. Eğer zamanında çalıştı, o dükkandaki hazineyi çıkardınsa ne âlâ? İcar müddeti bitti mi, artık sana o fırsatı vermezler. Çık dışarıya derler. لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ecel geldi mi, ne bir an ileri ne bir an geri. İş orada biter. Ama vakt iken bu vücut çok kıymetli bir vücuttur. İçinde ne mütenahi hazineler vardır. Bu hazineleri keşfedenler, oradan alıp dağıtanlar başta nebilerdir, sonra velilerdir, sonra salihlerdir. Şehitlerin dağıtmaya fırsatları olmaz. Ama ruhaniyetleri ümmeti Muhammed'e çok feyiz dağıtır. Allah şefaatlerine nail etsin. Cenab-ı Hak vaktinde dükkanın icarı bitmeden içindeki hazineyi keşfedenlerden eylesin. Buyurmuş ki Hazreti Pir, İmam Osman Bedrettin Erzurumi, Kaddesallahu Sırrahul Aziz Hazretleri, emri dininde nas dört kısımdır. Genelde biz üç kısım deriz. Ehli dünya, ehli ukba, ehlullah. Ayet de buna işaret eder. Fakat mübarek bu sohbetinde, kendinin de sohbetlerinde var. Ama bu sohbetinde din emrindeki insanlar dört kısımdır buyurmuş. Bir,
Kısmı evvel, nefisleriyle ve ruhlarıyla esat olan zevat-ı zevil ihtiram. Hem ruhen, hem nefsen, hem zahiren, hem batınan. Her hallerinde saadetin kemaline ulaşmışlar. Dışları ağlayabilir. Peygamberlerden Yakup Aleyhisselam gibi ağlaya ağlaya gözleri kör olan vardır. Sonra açılmıştır, ayrı mesele. Evliyaullah'ın ağıtları bizim ağıtlarımız gibi dünya için değil, dünyevi bir meseleyi zayi ettiklerinden dolayı değil. Veya üzüntülü görülebilirler. Ama Peygamberimiz buyuruyor ki, ben ve ümmetimin müttakilerine din kolaydır. Onlara külfet yoktur. Namaz kılmaya zorlanmazlar. Gece sabaha kadar ibadet etseler yorulmazlar. Birinci sınıf, hem ruhlarıyla hem nefisleriyle saadeti yakalamış, her türlü hürmete layık olan insanlardır. Bunlar Allah değildir, insandır, beşerdir. Ama Allah-u Zülcelal'dan bir an ayrı değillerdir. Nasıl beraberlerdir bilmiyoruz. Sırr-ı maiyet diyorlar ona, beraberlik. Ama bazı şifreler veriyorlar. Diyorlar ki mesela, gönlün Allah'ı hazır bilmesi, Allah'la beraber olması demektir. Yani, ya Rab bana benden yakinsin deyip, gönlünü Allah'tan gayrısından kesenler. Daha evvel söylemişimdir, bu mübarek zat kendinden sonra yerine bıraktığı Hoca Mustafa Naci Hazretlerine, aslında kendiyle beraber icazet almış Hoca Mustafa Naci Hazretleri. Ama sonradan onun icazetine Arapça bu sayfa kadar bir şey ilave etmiş. Arapça. O ilavenin son cümlesini ben size söylemiştim, bir daha söyleyeyim. Maneviyatın bütün inceliklerini bin bir çeşit yoluyla Arapça söyledikten sonra şu cümleyle bitiriyor. Ve kul lehum, onlara de ki, maneviyata müşteri olanlara de ki, biz de söylüyoruz sizlere, evvela nefsimize, ferrig galbek anil agyar, yemle'ul hak minel envar vel esrar. Kalbini Allah'tan başkasından ayır, irtibatı kes, Cenab-ı Hak içinin nur ve sır doldursun. Ağyar var iken, yine bu zatın sözüdür, sür çıkar ağyar dilden ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Padişahı eve davet ediyorsun ama ev temiz değil. Padişah gelmez o eve. Ev hazır olacak. Masiva lekelerinden temizlenmiş olacak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Onun için tasavvufta derler ki, önce tahliye, sonra tehliye, sonra tecliye, sonra uslat. Tahliye ne? Gönül dünyasında Allah'ın gayri ne varsa, ne varsa, dünya, ahiret, oğlun, kızın, malın, mülkün, mevkiin, makamın, şöhretin, benliğin, nefsin, ne varsa hepsini gönülden çıkaracaksın. Sonra, onlar çıktıktan sonra içeriye ne yapıyoruz? Bir badana yapıyoruz değil mi? Aşkla, muhabbetle, feyizle, zikirle, huzurla gönle badana yapacaksın. Bunun adına tasfiye veya tahliye deniliyor. Sonra da gönül miratini sofi mücella etsen olmaz mı? Cila. C
cila çekeceksin. Ondan sonra artık derler ki tecliye tasfiyeden münfek olmaz. Bu şu demektir. Gönlü masivadan boşalttığın an Allah huzuruyla doldurur. Neye benzer? Pencereyi açarken beraber dışarıdan hava gelir. Kainat boşluğu kabul etmez. Gönül dünyası ikiden birisiyle doludur. Ya masiva ile ya Allah ile. Enbiya-i Zişan aleyhisselam ruhlarıyla ve nefisleriyle said olanlar. Başta, önce nebiler. Bu zevata bit tebeiyye tabirime dikkat edin. Benim sözüm değil, Hazreti Pir'in sözü. Yeryüzündeki bütün veliler, velayet diplomasını Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan alırlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de velayetin şifreleri vardır. Kimi sure-i Fatiha'dan alır, kimi sure-i İhlas'tan alır, kimi ayet-el kürsi'den alır, kimi Yasin-i Şerif'ten alır. Ama vesile, ana vesile Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz'dir. Ona uymayanlara velayetin kokusu tattırılmaz. Hiç kusura bakmasın kimse. Piyasada bir sürü çalım satanlar, laf atanlar var. Hepsi boş. Çünkü ne diyor? Cenab-ı Hak emrediyor. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ Habibim de ki, Ali İmran suremiz, ben Allah'ı seviyorum diyenlere de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Bittebeyye, varis-i ekmel bulunan evliya-i kiram hazaratıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zahirine, batınına, sünnetine, ümmiliğine, bir de ümmiliği var. Ümmi hiç kimseden okumadığı halde ezel ve ebedin ilmine varis olmak demektir. Böyle zatlar vardır ismen. Abdülaziz Debbak Hazretleri gibi. Asrında zahir ve batın ilimlerinde yedi tuğla sahibi olan İmam-ı Şarani Hazretleri diyor ki Rabbimin bana birçok ihsanları var. Onların içerisinde en birincisi beni Abdülaziz Debbak'a mürid eyledi. Mezhep kuracak kadar ilmi olan bir zat ama kurmamış. Ümmi bir zata derviş olmuş. Oradan ilme ledünniye tahsil etmiş. Mürşidi kim? Abdülaziz Debbak Hazretleri. İki gözleri ama. Ömründe hiçbir kimsenin önüne diz çöküp de ondan bir ilim öğrenmemiş. Ama demiş ki, benden dinde en zor meseleleri sorun. Sormuşlar, cevap vermiş. Sormuşlar, cevap vermiş. Nereden alıyorsun demişler bunu. Demiş ki, direkt Resulullah'tan. Direkt Resulullah'tan. Geçmişte sizinle buna benzer bir mesele yine anlatmıştım. Bir daha tekrar edelim. Sohbet bu, vaaz kürsüsü değil. Şu şeyin birini kapatın ya, pencerenin. Molla Cami merhum diyor ki, ben Hızır Aleyhisselam'la çok sohbet ettim. Sohbetlerimden birinde ona dedim ki, senden büyük birisini gördün mü? Dedi ki, gördüm. Nasıl gördün? San'a'da Abdurrezzak hadis dersi okutuyor. Büyük mescitte. Yaklaşık 10 bin kişilik bir mescit. Ama bir genç bir tarafta oturmuş, cübbesini kafasına geçirmiş, uyuyor. Ben vardım, o gence dokundum, uyandırdım. Buyur dedi.
Derim ki evladım burada uyuyup durma. Bak orada dünya çapında bir hadis alemi hadis dersi okutuyor. Git istifade et. Dedi ki ben dersimi direkt Razzak'tan okuyorum. Abdurrazzak'la işim yok. Ona ihtiyacım yok dedi. Hayret ettim. Cübbeyi yine başına çekti, uyumaya başladı. Birkaç dakika sonra bir daha geldim, yine dokundum. Dedim ki, uyan bakalım. Ne istiyorsun dedi. Dedim ki evladım bak, seni bir kere daha ikaz ediyorum. Bu Abdurrezzak dünya çapında bir hadis alemi. Senetleri, isnatları çok kuvvetli. Git istifade et, uyuma. Dedi ki, benim ne senet ne de isnatla işim yok. Ben dersimi direkt üstattan alıyorum. Yine cübbeyi başına çekti, başladı uyumaya. Biraz sonra yine geldim. Dedim ki, sen çok yükseklerden attın, çok yükseklerden konuştun. Delilinle, şahidinle yani. Dedi ki, şahidim o ki, bak ben seni tanıyorum, sen Hızır'sın. Ama sen beni tanımıyorsun. Bu mahlukun hepsi Hızır'ı arıyor. Bak şimdi seni teslim ederim, yakanı kurtaramazsın dedi. Yine cübbeyi çekti. Beni Rabbimden meşgul etme, işine git dedi. Yine cübbesini başına çekti, uyumaya başladı. Ben de müracaat ettim. Ya Rabbi, Evliyaullah'ın isimleri benim defterimde yazılı. Şimdi tasavvuf kitaplarında bir adama velayet tacı giydirileceği, velayet cübbesi giydirileceği zaman kitaplarda yazılı olanı söylüyorum. Ben bilmem. Resulullah Efendimiz vasıtasıyla Hızır haberdar edilir. O da gider o zata der ki müjde sana sırrı velayet bahşolundu. Alır huzur Resulullah'a götürür. Resulullah Efendimiz ona nazar buyurur. Nazarıyla bütün evsafını giydirir. En akıllıların 1 trilyon senede öğrenemeyeceklerini bir anda onun gönlüne doldurur. Dolayısıyla akademisyenler buraya kesin kesin itiraz ederler, dalga geçerler. Ben onlara bir şey diyemem. Çünkü onlar benden alim. Ama ben tasavvuf kitaplarında olan şeyi söylüyorum. Dedim ki ya Rabbi, bütün velilerin ismi benim defterimde kayıtlı ama bunun ismi yok. Bu gencin. Bu kim? Cenab-ı Hak hatiften sırrıma nida etti. Buyurdu ki, senin defterinde beni sevenlerin ismi yazılı. Ama benim sevdiklerimin ismi senin defterine sığmaz. Bu mevzu üzerine bazı sözler söylemişizdir burada. Mesela Kur'an-ı Kerim'de emrolunur. Fezkuruni ezkurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Sonra ayette emrolunur ki, vele zikrullahi ekber. Allah'ın zikri daha büyüktür. Allah kulunu zikrederse, onu tamamen nefsinden kurtarıp, kendi sırrı maiyetiyle şereflendirir. Onun derecesine kimse erişemez. Peki bu dereceyi ne ile yakalarlar? Resul-i Zişan Efendimiz'i şiddeti muhabbetle sevip, bütün hayat tarzlarını Resulullah'a benzetmek suretiyle, yani sünnetlerine tabi olmak suretiyle. De ki Habibim, eğer Allah'ı hakikaten seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki, yuhbibkümullah, Allah da sizi sevsin. Allah sizi severse, ayet devam ediyor. Ve yağfir lekum zunubekum, günahlarınızı affet. Vallahu gafurur rahim. Allah
affetmeyi sever ve rahmetinin nihayeti yoktur. Resulullah'a tabi olmadan kendi kafalarına veli tayin edenler, veli olanlar, işte biz tasavvufun özüyüz diyenler, efendim biz daha ileri gidip bir de şatahçılar var. Şatah nedir hepiniz bilmeyebilirsiniz. Şatahçılar dengesi bozulmuş, çok yukarı perdeden tasavvuf konuşanlar. Mesela derler ki, biz harabat ehliyiz, kaşanemiz viranedir. Pirimiz var, ağrımız yok, tekkemiz meyhanedir. Biz mukayyet olmayız zenciri küfrü din ile. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Din denilen küfür zanciriyle kendimizi bağlamayız. Ne yaparsınız? Televizyon ekranlarında görüyorsunuz. Kadın erkek karma karışık saz çalıp söylüyorlar, dönüyorlar, dolaşıyorlar. Ne yaptınız? Söylemeye utanıyorum. Şunu herkes bilmelidir. Muhammedsiz Ebu Bekir işe yaramaz. Muhammedsiz Ömer, Muhammedsiz Osman, Muhammedsiz Ali ila ahir. Radıyallahu anhüm. Allah hepsinden razı olsun. Onların hepsinin kıymeti, sıfırları yazın, 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 1 milyar 0 yazın, sıfırdır. Başına bir koydunuz mu, derece yükselir. Biri kaldırdınız mı, hiçbir işe yaramaz, sıfır olur. Kainatın kıymeti Muhammed'ledir. Velilerin de kıymeti, Resul-i Zişan Efendimiz'in sünnetine tebiiyetleriyledir. Velayet tacı giyenler, velayet libası giyenler, veliler alemine girenler, veliler sırrına aşina olanlar Resulullah'ı sıdkıyla tasdik edeydi. Ne diyor İmam Rabbani Hazretleri? Resulullah Efendimiz'in nasıl karpuz yediğini sünnette göremedim. 8 sene karpuz yemedim diyor. Bundan anlaşılıyor ki 8 sene sonra bulmuş nasıl yediğini, ona göre yemiştir. Her işini ona benzetiyor. Ve diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, hiçbir ibadetin Resulullah Efendimiz'in sünnetleri kadar huzur Rabbul Alemin'e insanları süratle yükselttiğini görmedim. Sünnet-i Resulullah, o da sünneti yapacaksın, bir de sünneti sünnete uygun olarak yapacaksın. Yaptım demekle olmaz. Peygamberimizin yaptığı gibi yapmaya gayret. Bir tebeiye varis-i ekmel bulunan evliya-i kiram hazaratıdır ki, şimdi söze bak. Zat, sıfat ve Hazreti Hakk'a, Allah'ın zatına, sıfatına, ayine mazhar düşerek ala meratibihim derecelerine göre, velilerin de hepsi aynı değil. Memlekette cumhur reisi var. Şimdi başbakanlık bitiyor ama bakanlıklar olacak. Arkasından valiler var. Arkasından işte muhtarlar var derken derece derece gidiyor. Herkesin yetkisi sınırlı. Velilerin de hepsinin derecesi aynı değil. Biz bilemeyiz. Peygamberimize sordular. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Cenab-ı Hak hadis-i kutsi'de emrediyor. Evliya-i tahta gubabi. La yârifu mehadun gayri. Benim velilerim, benim kubbelerimin altında gizlidirler. Onları benden başka kimse bilmez. Ancak, velilerin arasında hangisine Cenab-ı Hak çık benim adıma görün derse, çıkarlar, görünürler. Ne alırlar? Biat alırlar. Cenab-ı Hak onlara Allah adına biat verir. Allah adına ilk biatı
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, innellezine yubayiuneke innema yubayiun Allah. Sure-i Fetih'in ikinci sayfasının başı. Habibim, onlar sana biat ettiler. Biatları Allah'adır. Çünkü hakikatte biat şeyha olmaz. Kime olur? Ve ileyhi unib. Enibu ilallah. Allah'a inabe edin. Ama Allah'la kul arasında bir vesile var. Vesile ara kaplı. Veliler ara kaplıdır. Onlara o şeref yeter de artar bile. Ne buyuruyor sevgili Peygamberimiz? Allah'ın kulları içerisinde en ziyade sevdiği insan, kulları Allah'a, Allah'ı da kullara sevdirendir. Ve Kur'an-ı Kerim'de vebtehu ileyhil vesile diyor. Sizi Allah'a kavuşturacak, rızasını kazandıracak vesileler arayın. Namaz da vesiledir, oruç da vesiledir, zikir de vesiledir. Topyekün şeriat-ı Muhammediye vesiledir. Ama burada da öğretmenler var. Öğretmenler var, mahalli santrallar var. Santrallardan ışık almak için illa belediyenin ruhsatı lazım. Belediyenin görevli elektrikçi gelip senin saatine cereyanı bağlayacak. Alâ meratibihim, emri hakla amire veya emirle beraber amire. Tarikat şeyhleri iki sınıftır. İki. Bir kısmı amire davet eder, direkt Allah'a. Bir kısmı da emre davet eder. Emre davet edenlerin tasarruf yetkisi yoktur. Onlar ara pazarlamacıdırlar. Tarikatı bir şirket gibi düşünün. Tasavvuf konuşuyoruz ya, bir şirket. Şirketin yetkililerindendir emre davet edenler. Ama bir de şirketin sahibi var. Abdülkadir Geylani gibi, Kaddesallahu sırrahu aziz. Mevlana Halid-i Bağdadi gibi. Bizim şirketin de en son piri Hacı Mahmud Samini Gaddesallahu Sırrahul Aziz Hazretleri'dir. Allah şefaatine nail etsin. Bu bir manevi şirkettir. Yüzlerce şirket var. Hepsi Resulullah Efendimiz tarafından izinlidirler. Vay o kimsenin haline ki Resulullah'tan izin almadan maneviyat şirketi kurup ben de şeyhim der. Allah'a esirgesin. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, icazetsiz şeyhlik yapanlar babası bellisiz çocuklar gibidir diyor. Allah'a esirgesin. Ben söylemiyorum. Devrinde Necip Fazıl'lara mürşitlik yapan zat Sevanihul Ukul adlı özel notlarında İcazetsiz, diplomasız, tıp fakültesini bitirmeden doktorluk yapabilir misin? Hukuk fakültesini okumadan hakimlik yapabilir misin? Sana hukuk diploması verirlerse hakimlik yapabilirsin. Tıp fakültesinden mezun olursan doktor muayenehanesi açabilirsin. Diğer meslekler de aynen onun gibi, maneviyat mesleği de aynen onun gibi. Resulullah Efendimiz'den başlayarak, el elden, el Allah'tan. Elden ele. O da kitap sayfalarında değil, gönülden gönüle. Ama icazetle. Kimi zata davet eder? Zata davet eden bir pir ile emre davet eden arasındaki fark şirketin sahibiyle memuru gibidir. Derecesine göre. Ama memuru da olsa, madem ki ona yetki verilmiştir, seni bizim şirkete kaydettim deme yetkisi varsa, icazeti varsa, hiç ayrısı gayrısı olmaz. Mahluk-u Huda'yı davet ve irşad ile devirlerini tekemmül ederek, bu fenada iken asıllarına ric'at buyurmuşlardır. Bu tabire dikkat edin. Bu fenada iken
Niyazi Mısri merhumun kardeşi Ahmet Efendi'ye böyle okuduğunuz zaman çok hoşuna gidecek bir mektubu var. Der ki, selam ve dua kılındıktan sonra benim canım ne haldesin, ne alemdesin? Yani demek isterim ki dünyaya gelenler cezi feziden kurtulamazlar. Yani başlarına bir takım işler gelir. Sen o bela ve iptila ile cezi feside misin, sabrı cemilde misin? Yahut gece karanlığında gün bulanlar gibi yediğin yürekte yağ olup, her dağ üstü bağ olup, sevdiğini canında buldun mu, bildin mi ki alameti vardır. Alameti nedir dersen, 72 millete bir göz ile bakıp feyne ma tüvellu fesemme ve çullah aza ayan oldu mu? Rabbini bildin mi, buldun mu? Benim canım, bu aleme kudret yollarıyla bir nişan ve la mekan ellerinden geldik. Geldiğin kapıyı bul, geldiğin aleme dön. Eğer kapıyı yitin, yitirdinse bilenlerin huzuruna var, eşiklerine yüzünü koy, canını onların yoluna feda et. Ki onların ahlaklarında cimrilik yoktur. Öz evlatlarına vermeye kıyamadıklarını senin eline dürri yetimleri sayarlar. Evliyaullah'ta cimrilik olmaz. Cimrilik sıfatı olan veli olamaz. Cuma vaazımda da söyledim burada. Sevgili Peygamberimizden naklen sahabe-i gücün efendilerimiz buyuruyorlar ki, iki ahlakı Peygamberimiz o kadar şiddetle zemmetti ki hangisi hangisinden daha kötü onu bilemiyoruz. İkisi de kötü. Birisi cimrilik, birisi yalan. Yalan. Ümmetim yalan söylemez buyuruyor. O yüzden Cenab-ı Hak gerek maddet, gerek manen kime ne verdiyse onları muhtaç olanlara infak etmeyi emrediyor. Gerek madden, gerek manen. Kimilerinin malı yoktur ama ilmi vardır. İlim de iki sınıftır. Biri kitaplarda yazılı olan, biri sinelerin sineye aktarılan. Ebu Suud Efendi Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın hilafetiyle şereflenenler diyor, eğer zahiri ilme varisse ondan dağıtacak. Ümmet-i Muhammed'e söyleyecek. Söylerken çok dikkat edecek. Mal sahibi gibi şu kitaptaki ilim bana ait değildir. Ben bunun sadece nakliyatçılığını yapıyorum. Zahir ilme. Ama batın ilmine varis olanların ilmi namütenahidir. Onlar direkt nebilerin aldığı bahirden alır diyor. Direkt oradan alır. Ona ne denilir? Hocalar lisanında varidat deniliyor. Gönül ellerini arşa uzatır, oradan alır söyler. Biraz evvel dedik ki Abdülaziz Deppa Hazretleri direkt Allah'tan alıyorum, Resulullah'tan alıyorum diyor. Ama kime Cenab-ı Hak ne verdiyse ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Allah verdiği nimetin eserini kime verdiyse onun üzerinde görmek ister. Zenginin birisi gariban kıyafetiyle oturuyormuş İmam-ı Azam Hazretleri'nin huzurunda. Günler günleri kovalamış. Bir gün cemaat dağılırken ona işaret etmiş, sen kal demiş. Herkes dışarıya çıkınca getirmiş ona bir kese para vermiş. Demiş ki ya imam bu nedir? Demiş ki sen çok fakir bir adamsın. Kıyafetin öyle söylüyor. Git bununla kendine elbiseler al. Demiş ki ya imam ben zenginim. İyi ama demiş Cenab-ı Hak ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis diyor. Verdiği nimetin eserlerini üstümde görmeyi arzu ediyor. Seni görenin sadaka veresi geliyor. Allah'ın verdiği nimetlerden istifade et. Kendine bile ikram edemiyorsun. Başkasına nasıl ikram edeceksin? Aile efradına ikram edemiyorsun. Cimriler malına tapan insanlardır. Malın kölesidirler. Ama cömertler dünyalarını kendilerine köle yapmış yiğit adamlardır. Bu madden de böyle, manen de böyledir.
Cenab-ı Hak manevi zenginlerin şefaatine nail eylesin cümlemizi. Onların da kadrini bildirsin. Bu ümmeti merhumede arif-i billah ve vasıl-ı ilallah olan kamiller diğer ümmetten çok fazladır. Peygamber Efendimizin ümmetinde yarın Cenab-ı Hak bizi de onun Livail Hamd adlı sancağı altında haşretsin inşallah. Hadis-i şeriflere göre mahşer kurulduğu zaman 120 bin saf olacak. Bunun 80 bini ümmeti Muhammed olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer 120 bin, 124 bin peygamberin ümmetinin tamamı Peygamber Efendimizin ümmetinin yarısı kadar bile olamaz. O da Peygamberimizin ümmeti içerisinde o kadar evliya olacak ki, o kadar ulema olacak ki, her biri Beni İsrail peygamberleri gibi. Rivayete göre, Miraç'a giderken, Musa aleyhisselam peygamberimize sitem etmiş. Sen demiş, böyle demişsin. Benim ümmetimin uleması, Beni İsrail'in peygamberleri gibidir demişsin. Hiç ümmet peygamber gibi olur mu? Peygamber Efendimiz de şey de vardır. İhya-i Ulum'un tercümesinde girişte Lütfi Şentürk Hoca ile kayınpederi Serdaroğlu not etmişler bunu. Peygamberimiz buyurmuş ki ben Rabbıma gidiyorum. Şu anda seninle meşgul olamam ya Musa. Ümmetimden İmam-ı Gazali'yi çağırsınlar, sana o cevap versin. İmam Gazali rahmetullahi aleyhil bari, Allah şefaatine nail etsin, müçtehit seviyesinde bir alimdir. Vasiyetinde mezara hocasının koymasını vasiyet etmiş. Hocası diyor ki, İmam-ı Gazali'yi mezara koyacağım. Yukarıdan cenazeyi verdiler. O kadar zayıflamış ki 35 kilo kalmış. Elimi uzattım. Fakat baktım benim elimden evvel bir el uzandı. İmam-ı Gazali'yi aldı götürdü. Resulullah Efendimiz götürdü. İmam-ı Gazali böyle bir zat. Allah şefaatine nail etsin. Musa Aleyhisselam'ın huzuruna çağrılmış. Selam verince Musa aleyhisselam demiş, men ente, sen kimsin? O da, ben Ebu Hamid, işte İbni Fulan, İbni Fulan, İbni Fulan, yani falan oğlu, falan oğlu, peygamberimize kadar olan bütün ceddini saymış, Ebu Hamid Gazali demiş. Musa aleyhisselam demiş ki, cevap suale uygun olur. Ben sana bir soru sordum, sen bir saat uzattın. Niye Ebu Hamid Gazali demedin, kısaca söylemedin? O da demiş ki, ya Musa, sen de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığın zaman Tur-i Sina'da Cenab-ı Hak sana emretti, elindeki nedir dedi. Sen de ona asamdır demedin. İşte bununla koyunlarımı otlatırım, denizi yararım, şunu yaparım, bunu yaparım, bunu yaparım, bir sürü saydın. Niye uzattın demiş. Demiş ki yahu, ben Allah'ın huzurundaydım. Orada birkaç dakika, birkaç nefes daha fazla kalmak için fırsat kolluyordum, zamanı uzatmak için. Demiş ki ben de Kelimullah'ın huzurundayım. Senin huzurunda biraz daha kalabilmek için uzattım demiş. Onun üzerine Musa aleyhisselam demiş, ya Muhammed sen sadıksın. Senin ümmetin uleması Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Peygamberimizin ümmetler arasında öyle yiğitler çıkacaklar ki, peygamberimizin ifadesiyle yubituhumun nebiyyun, onlara nebiler gıpta edecekler. Cenab-ı Hak bizi de onlara bağışlasın.
Yani Ümem-i Salife'de bu kadar arif-i billah yetişmemiştir. Nasıl yetişir ki bu ümmet-i merhume gibi müstahit bir ümmet ve zata davet olunmuş başka bir ümmet yoktur. Biraz evvel dedik ki, mürşitler iki sınıftır. Biri emre, biri zata davet eder. Peygamberler de iki sınıftır. Peygamberlerden bir sınıf zata davetçidir, bir kısım emre davetlidir. Zata davetli iki peygamber var. Biri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Biri de İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın da ümmeti hemen hemen yok diyecek kadar azdır. Dolayısıyla bu ümmette zata davetli olduğu için, zata davetli olmak ne demek? Hepiniz biliyorsunuz, Beytullah'ta kılınan iki rekat namaz, başka yerde kılınan 100.000'den kıymetlidir. 100.000'den. Bu 100.000 ekallihattır. Evliyaullah'ın, enbiyanın namazları trilyonları geçer. Herkese bu istidat ve bu kabiliyet verilmiştir. Ama endazesiyle. Endaze nedir? Her işin bir endazesi var. Marangozsan testere lazım, işte falan lazım. Koyumcuysan şu lazım, bu lazım. Ama Allah'a sıdk ile kul olacaksan masivadan boşalmış kalp lazım. Ancak Hazreti Halilullah davet-i zatiye ile alemi teşrif buyurmuş. Yani İbrahim Aleyhisselam. O da icmalen olarak tabi olan da neredeyse yok hükmündedir. İbrahim Aleyhisselam gibi o muazzam nebinin neredeyse ümmeti yok diyecek kadar azdır. Allah şefaatinden aileylesin. Birinci sınıf bunlar, bu bahtiyarlar. Ruhlarıyla, nefisleriyle Said ve Esad'dirler. Allah şefaatlerinden ailesin. İkinci sınıf, nefisleriyle ve ruhlarıyla şakî bulunanlardır. Artık onlar hayvan sınıfında bile değildirler. Kim bunlar? Bunlar kafirler, müşrikler, bir de el-iyazü billah, müminim demesine rağmen büyük günahların bataklığında boğulmuş gitmişler. Günah, şunu hiçbir zaman unutmayın, birbirinize hatırlatın, dışarıda söyleyin. Günah, küfrün en yakın arkadaşıdır. Ve her günah, ikinci bir günahın davetçisidir. Ne edip edip onun semtinden uzak durmak lazım. Vela takraba, yaklaşmayın. Müminlerden günah-ı kebair ve maasiye musır olarak bu sınıfa mülhak olan bir biçaregandır. Bunların hayatı, hayatı hayvanidir. İnsan hayatı değildir. Ruhları ve istidatları da zayi olarak ölmüşlerdir. Bir soru, bunu tasavvuf sohbeti olarak sadece yapmıyoruz. Diğer vaaz kürsülerinde de söylüyoruz. En büyük felaket nedir insan için diye bir soru sorulsa. Herkes kendine göre cevap verir. Ama doğru cevap şudur. Hakikati insaniyenin zayi olması, herkesin anlayacağı dille kalbin ölmesidir. Kalbin ölmesi ne demek? Yine herkesin anlayacağı dille söyleyelim, günahtan rahatsız olmaması demektir. Bak müminler günah işler. Ama günah işler işlemez, hemen estağfurullah, estağfurullah, ya Rabbi, bana yakışmayan bir iş yaptım. Boşluğa düştüm, affıma niyaz ediyorum. Ve racatu ilallah, sana döndüm diyerek, tövbesi kabul oluncaya kadar Rabbisine tövbe ve niyaza devam etmek. Tövbenin kabul olduğunu anlar mı? Anlar. Anlar. Nereden anlar? Ben her zaman bu misali veririm. Hararetten cayır cayır yansan, tam o esnada birisi şu iki omuzun arasına bir kalıp buz getirse, koysa, onun serinliğini beyninde ve kalbinde duyar mısın? Duyarsın.
Aynen onun gibi. Ne buyuruyor sevgili Peygamberimiz? Allahümme inni es'elüke imanen yubâşiru kalbi. Allah'ım senden bir iman istiyorum. Kalbimin derinliklerinde onun hissedeyim. Peygamberimizde böyle bir iman yok mu? Haşa var. En mükemmeli var. Ama bize öğretiyor. Yani imanınız dilde kalmasın. Buradan yukarıda kalmasın. Bunu anlatırken bu zat diyor ki, şimdi şurada 100 kişi olsa, ben bir teklif yapsam, 100 kişi reddetse, ne itibarı kalır reddolunan teklifin? Aynen onun gibi. La ilahe illallah diyorsun gök gürlediği zaman. Ama dilin kabul etmiyor, kulağın kabul etmiyor, gözün kabul etmiyor, beynin kabul etmiyor, kalbin kabul etmiyor, elin ayağın kabul etmiyor. Bütün tavırların gayrimüslime benziyor. Bu sözün itibarı olur mu? Bu sözde tehlike var. Onun için kalbin derinliklerinde hissedecek, aza ve cevarih de onu tasdik edecek. Eş'ari mezhebinde imanın rüknü üçtür. Hanefiler itikaden maturididirler. Onların imanın rüknü ikidir. Nedir o? Dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Ama Eş'ari mezhebinde ikisi yetmez. İkrarun bil lisan, yani dil ile ikrar. Tasdikun bil cenan, kalb ile tasdik. Ve amelun bil erken, aza ve cevarihle de amel. Üç bir arada olacak. İmam-ı Azam Hazretleri de, İmam Muhammed de, İmam-ı Züfer de bunu tasdik ediyor. Onlar da maturidi olmasına rağmen ameli olmayanın imanı yoktur diyorlar. Asrımızın en büyük felaketi amelsiz Müslümanlıktır. En büyük felaketi. Dinin en mühim olmazsa olmazı, imandan sonra birinci ibadet namaz, %10'u geçemiyoruz. 5 vakit namaz, %10'u geçemiyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir sıkıntı var. Üçüncü sınıf, nefisleriyle şekavette bulundukları halde akıbet ruhları saadette bulunduğundan libası saadet giyerler. Hayat tarzları pek Müslümana benzemiyor, günah içerisindeler ama Müslümanları seviyorlar. Bu çok mühim bir meseledir. Evet mi, hayır mı? Evet diyenler neredeyse sen de oradasın. Hayır diyenler neredeyse sen de oradasın. Mesela. Neredelerse. Onlarla berabersin. Bunu nasıl anlattı Peygamberimiz? Yemen'den yaşlı bir adam geldi. Kapıdan girdi böyle sarhoş. Eyne Muhammed. Eyne Muhammed diyor. Resulullah'ın aşkıyla başı dönmüş adamın. Sahabe-i kiram terledi. Rivayete göre en son Hazreti Ali Efendimiz böyle aradan sızarak geldi, eteğinden çekti. Dedi ki ihtiyar, aradığın minberde. Minberi gösterdi. Adam gitti Efendimizin karşısına dikildi. Selam. Sonra metessaah dedi. Kıyamet ne zaman? Efendimiz ona hemen dedi ki ve ma adette. Ne hazırladın? Şimdi kıyamet. Ne hazırladın? Dedi ki fazla ibadetim ve taatım yok benim. Ama Allah'ı ve Resulullah'ı çok seviyorum dedi. Efendimiz de buyurdu ki o ana kadar adama çok kızıyordu sahabe. El mer'u me'a men ahabbe, el haşru me'a men ahabbe buyurdu. Kişi sevdiğiyle beraberdir, sevdikleriyle beraber haşrolur. Sahabe-i Güzin diyorlar ki, bizim özlediğimiz söz buydu, o adama o ana kadar çok kızdık ama en çok ona hürmet ettik. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevdiği yerdedir. Ne olursa olsun, sevgi, ibadetin kalbi ve ruhudur. Kainat sevgiden yaratılmıştır. Peygamberimizin ünvanı Habibullah'tır. Hazreti Mevlana Mesnevi'de, aşk es tariki peygamberi ma diyor. Bizim peygamberimizin yolu aşk yoludur diyor. Ve aşk rehberi ma ve aşk benim mürşidimdir diyor.
Matabi aşkıyım diyor. Ben aşkı kendime imam yaptım diyor. Allah şefaatine nail etsin. Şimdi bazı kimseler vardır ki hayat tarzları hiç Müslümana benzemiyor ama gönülden Müslümanlara sevgisi var. Bakarsın son nefese doğru bir bahane ile men yuridillahu bihi hayran üstumilahu kable mevti. Allah bir kulunun hakkında hayır murad ederse ölmeden evvel ona dönüş nasip eder. Bir anda tövbe eder, istiğfar eder. Ya Rabbi hata ettim, senin kapına geldim der. Cenab-ı Hak da onun günahlarını sevabına değiştirir. Günahlarını sevabına değiştirse bile Allahsız geçen zamanlar yine yarın nedamete vesile olur. En iyisi akıllı olup zamanında Allahsız nefes alıp vermemeye, her nefes Süleyman Çelebi'nin dediği gibi, her nefes de Allah adın de müdam, Allah adıyla olur her iş tamam. Sonu iyi bitirenler, buna husn-u hatime denilir. Dördüncü sınıf, sureta, nefisleriyle libas-ı saadette görünürler, Allah esirgesin. Ama akıbet, el-iyazu billahi teala, küfürle çekerler giderler. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Bel'am İbni Ba'ura diye bir zatı anlatıyor. Milyonları peşine takmıştı. Rabbim kusurumu affetsin, söylemek istemiyorum ama işi müşahhaslaştırmak için söyleyeceğim. Biz müşahhas diyorduk, şimdi bu gençler somut diyorlar. Yani maddeleştiriyor, gözle görülecek hale getiriyor. Pensilvanya'daki de milyonları peşinde koşturmuş idi. Ben onu hiç düşünmeden Bel'am İbni Ba'ura'yı okuduğum zaman Marputçular Camii'nde cemaat dağıldı, namazı da kıldırdım, mihraptayım. Bir adam geldi karşıma böyle dikildi, gözlerinden indiriyor. Benim halim ne olacak dedi. Ne olmuş haline dedim sen. Dedi ki ben senin dedi okuduğun bu ayet bu Pensilvanya'dakinin sırtına oturdu adeta. Aynen o dedi, hiç farkı yok dedi. Ama dedi ben ömrümü ona verdim dedi. Varımı, yoğumu ona verdim dedi. Her şeyimi ona verdim bu ana kadar dedi. Dedim ki verdinse ne için verdin? Allah için verdin. Sen Allah için verdin, o ihanet etti. Bundan sonra da Allah için vermeye devam edersin. Senin bir kabahatin yoktur. İnsanlar aldanabilir. El müminu gurrun kerimun vel hainu habbun leimun. Peygamberimizin ifadesi. Mümin şereflidir. İtimat eder, onu kandırırlar. Ama hainler melundurlar, dessastırlar. Onlar kandırıcı olurlar. Cenab-ı Hak kandırmaktan ne diyor Peygamberimiz? Bin kanunluk bir söz. Men gashena feleyse minna. Bizi kandıranlar bizden değildir. Vay o kimsenin haline ki hala bu kadar şahide rağmen hala gelecek bizi kurtaracak diye bekleyen zavallılar var. Allah hidayet versin. Dönemiyor. Zehirlenmiş. Dönemiyor adam. Hala harıl harıl akıtanlar var. Devlet, dünya milletlerin ümidi haline gelmiş şu mübarek millet. 300 tane insan öldürülmüş. 2000 küsur insan gazi olmuş. Trilyonlar. Daha bu olaylar olmadan 17-25 Aralık'taydı. Çok sevdiğim büyük bir iş adamı. Hem de profesör kendisi. Sabahın o olaylar olur olmaz televizyonu açtım, çok üzgün şu cümleyi söyledi. İnsaf dedi. Bir yıllık ihracatımız bugün kayboldu dedi.
Bu milletin trilyonlarını, milyarlarını değil, trilyonlarını hala gasp etmeye devam ediyorlar. Hep beraber dua edelim. Allah, hani diyor ya Cumhurreisimiz, aşağısı ibadet, ortası ticaret, yukarısı ihanet. Artık ne ibadeti kaldı ne ticareti, hepsi ihanet. O aşağıdaki ahmaklar da ihanet. Sen de Allah akıllı çöpe mi at diyor sana. Gözünle görüyorsun ya, yapma etme. Dön artık, insaf et. Cenab-ı Hak hepsini döndürsün inşallah. Bu dört sınıfta da birincilerin sınıfına girmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Burada bitirelim. Galiba ezan vakit nasıl? Var mı? O güzel. Güzelse biraz devam edelim o zaman. Ezana kadar. Dördüncü sınıf sureta nefisleriyle libas-ı saadette görünürler. Bazı kimseler var ki kıyafetine bakan peygamber zanneder. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. اَبْغَدُ الْخُلُقْ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى مَنْ كَانَ ثَوْبَاهُ ثِيَابَ الْاَنْبِيَا وَاَمَلُهُ اَمَلَ الْجَبَّارِينَ Allah'ın en sevmediği sıfat, birilerinin dış kıyafeti peygamberlere benzer. Yüzüne bakan peygamber zanneder. Ama ahlakı zalimlere, cebbarlara benzer. Bir hadis-i şerifinde Efendimiz, اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ İnsanların şerlisini size haber vereyim mi diye başlar. Şimdi kafamdan yokladım, tamamını söyleyemeyeceğim. Ama aklıma gelen kısmı hadis-i şerifin, ahiretini dünyasına satanlar, dünya için ahireti satanlar, bir, iki, kendisinden hayır beklenmeyenler, hep şer beklenenler. Kimse ondan hayır beklemez, bundan hayır olmaz der. Aslında sekiz sınıftır. En sonuncusu, men ekele dünya biddin. Din satarak dünyayı kazananlar. Aklıma binlerce misal geliyor. Fakat bugünkü devlet idarecilerine de sözüm ulaşsa söylüyorum siyasetçilere. Devlet idare edenler. Bir arkadaş geldi bana dedi ki, sohbet ediyoruz. Hocam dedi, Büyükşehir Belediyesi'nde bir ihale var. Şu fiyattan aşağı verenler hırsızlık yapmak zorunda dedi. Ben de girmek istiyorum. Ne diyorsun? Derim ki benimle arkadaşsan gideceksin o fiyattan aşağı vermeyeceksin. Nasibin sendeyse alır. Gitti aldı ihaleyi. O fiyattan aşağı vermedi. Fakat ihale onda kaldı ama diyor ki falan işimi yaptım. Gittim belediyeye. İmza edecekler. Ben de tahsisatımı alacağım. İmza yetkisi olan beyefendi demiş ki, namazı kılıncaya kadar beklesin, namaz kılıyorum. Bir saat bekletti beni. Bir saat sonra içeriye aldı ama kollarını sıvamış, daha yeni abdest alacak. Dedi ki, falan bey, buraya sohbetlerde gelir o arkadaş bazen. Falan bey, isim vermiyorum. 5 tane iPhone bilmem ne istiyorum. Dediği şey 30 bin lira diyor. Dedim ki ya namaz kılıyorsun. Namaz kılıyorum da işte falan bey maaş kavuşmuyor falan falanlara vereceğim. Şimdi ben sadece tasavvuf sohbeti değil, diğer vaaz ettiğim camilerde de söylüyorum. Kur'an-ı Kerim
haram yiyenlerin hıyam illetine tutulacağını anlatıyor. Hıyam illeti nedir diyeceksiniz. Hıyam illeti deve hastalığıymış. Tefsirde okudum. O hastalığa tutulanlar mideye haram girdi mi başlar yanmaya, içecek. Tuzlu deniz suyu gibi içecek, 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 içecek. Netice patlayıncaya kadar içer ve patlar ölür. Haramda Cenab-ı Hak huzur yaratmamıştır. Haramda huzur yoktur. Paranın çokluğundan ziyade helal olması önemlidir. Cenab-ı Hak helalinden nasip etsin cümlemizi. Az olsun, içi bereket dolsun ama helalinden olsun. Haramla beslenen milletlerin geleceği karanlıktır. O yüzden Peygamber Efendimiz'in dualarında Ya Rabbi senden helal rızık istiyorum diyor. Rızkın helalını nasip etsin Cenab-ı Hak. Haramdan beslenenlere ne derler bizim milletimiz? Haramzade derler. Haramzade. Cenab-ı Hak onların şerrinden korusun. Diyor ki mübarek burada 4. sınıfta bunlar sureta nefisleriyle libas-ı şakavet saadette görünürler ama akıbet libası el-oyazu billah fenalıktan el-iyazu billah libas-ı şakavette dünyayı terk ederler. Kim gibi? Bel'am ibn-i Ba'ura gibi demiş. Bel'am diyor ki tefsir kitapları böyle kitap sayfasından değil. Ledünni ilim sinesinden gürül gürül akardı. 12 bin talebe yazmakla bitiremezdi. Fakat neticede puta taparak öldü. Musa Aleyhisselam'a beddua etmesini istediler. Dedi ki ya o bir peygamberdir. Nasıl beddua ederim? Biraz tehdit, biraz menfaat derken Musa Aleyhisselam'a beddua etti. Netice putperest olarak öldü gitti. Cenab-ı Hak sevgili Habibi hürmetine cümlemizde husnu katimeler nasip eylesin. Husnu katime bütün evliyaullahın, ulemanın ittifakıyla büyük muvaffakiyettir. Ne demek husnu katime? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sordular eyyül amel eftal ya Resulallah. Ya Resulallah en eftal amel hangisidir? Efendimiz buyurdu ki bu soruyu belki 1000 ayrı sahabe sormuştur. En üstün amel hangisidir? Peygamberimiz soruyu soranlara göre, hastaya göre reçete yazmıştır. Ama bir defasında böyle buyurmuş. Eftalul amal entemute ve lisanuke radbun min zikrillahi teala azze ve cel. En eftal amel son nefeste Allah Allah diyerek ruhu teslim etmektir. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Akıllı olanlar bu işi son nefese bırakmayanlardır. Biraz evvel dedi ya, 1. sınıf. Zamanında işini tamamlamış, biraz yadırgayacağınız bir laf söyleyeceğim. Mutu kable entemutu sırrına mazhar olan, haşrı neşri burada gördü nefkayı sur olmadan. Ölmeden evvel ölüş sırrına mazhar olanlar haşrını neşrini burada gördüler, işi tamamladılar. Onlara sorgu sual yok. Peygamberimizin bir hadislerinde ümmetimden 70 bin kişi, bu 70 bini çoğu zaman 70 bin diye tercüme ediyorlar, yanlış değil. Ama işin hakikatını karıştırdığımız zaman 70 bin çokluktan kinayedir. Bu ümmetten inşallah çok insan yevme nahşurul müttakine iler rahmani veften ayetinin sırrına uygun olarak manası şu. Yarın ahirette bir sınıf vardır ki sorgusuz sualsiz mahşeri bile görmeden doğrudan Cemalullah'a haşrolacaklar. Cenab-ı Hak bizi onlara bağışlasın.
Mesela Hazreti Osman radıyallahu anh için peygamberimiz aynen böyle buyuruyor. Osman'ın şefaatiyle kendilerine cehennem vacip olmuş 70 bin kişi sorgusuz sualsız cennet âleye girecektir diyor. Kendisi girdiği gibi 70 bin kişiyi de alıp götürecekler var. Öleleri var ki diyor Peygamber Efendimiz, akrabasından binlercesi cehennem farz olmuş bekler, onun gözüne bakarlar, Cenab-ı Hak ona emreder ki, ha ula ike fidavük, hadi al bunları götür, bunları da sana bağışladım der. Ama bu işler burada kazanılacak. Cenab-ı Hak Habib Edibi hürmetine bizi de o zümreye ilhak buyursun. Yurdumuzu, yuvamızı, vatanımızı, milletimizi, cümle ümmeti Muhammed'i, dünyevi, uhrevi, arzi, semavi, zahiri, batani, her türlü belaya ve musibetten muhafaza eyleyip, husn-u hatime ile cümlemizi şereflendirip, huzur izzetine, cemal-i bakemalini görecek vaziyette çıkmayı cümlemize lütfeylesin. Rıza en lillahi'l-Fatiha.